Efendim herkese merhabalar. Trafikte küçük hata yoktur. Her salı olduğu gibi bu salı da saat 13'ü 10'u gösterirken başladı. Kerim Öztürk ben ve tabii ki programın sahibi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamız. Ama bugün bir de konuğumuz var. Türkiye'de son dönemde en fazla gündemde olan konu ve bilgi kirliliğinin daha doğrusu herkesin aslında bakarsanız fikir sahibi olduğu bir konu COVID. Ama biz bugün COVID-19'u Türkiye'de en yetkili isimlerden biriyle konuşacağız ve COVID-19 toplu ulaşım ilişkisini konuşacağız. Öyle değil mi hocam? Profesör Doktor Evet. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, konuğumuz hocamız. Ben sözü uzatmadan Mustafa hocam size bırakayım sözü. Program sahibi sizsiniz. Dükkan bizim olsa da Tevfik Evet. hocamla ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ben de tekrar Sayın Profesör Doktor Tevfik Özlü hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Benim değerli hocam, değerli izleyiciler, haftada bir gün trafikte küçük hata yoktur diye bir programımız var. Çünkü hocam esasında bu Covid'den önce de Türkiye'nin en önemli meselesi, dünya açısından da küresel sorun, trafik sorunu. 41 yıldır bu konuyla ilgileniyoruz. Geçen yıl birçok önemli bir iş yaptık. Bu trafikte küçük hata yoktur'u insanlarda kalıcı bilinç oluşması manasında proje önerimi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk benimsedi sağ olsun. Ve 2023 eylem planını aldı. Ve biz Ekim ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanımızla bulunduğum Ticaret Üniversitesi'nde trafikte küçük hata yoktur'u başlattık. Bu tiyatral ve dijital oyunlar veli seminerlerinden oluşuyor. Veli seminerlerimizde Sayın Süleyman Soylu Bey şereflendirdi. Tam bu işleri yaparken bu COVID süreci girdi araya. Biz bu çalışmalarımızı yine ofisten değil evden devam ettirdik. Bu minik öğrencilerimiz için bilgi yarışması yaptık radyo trafiğin desteğiyle ve 23 Nisan'da da dedik ki Meclis Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop Bey'e final sorusunda siz sorun. O da final sorumuzu sordu. Çok büyük bir ilgi oldu. Faaliyetleri hız kesmedik. Biz dedik trafikte küçük hata yoktur projemizin adı. Başka Shell bu programın da hem destekçisi hem projenin sahibi dediğim gibi üniversiteyle bakanlık. Bu arada da ikisini ilişkilendiren trafikte de küçük hata yoktur. Sağlıkta da ikisinde de kurallara uymak gerekiyor. Kamu spotları yaptık. RTÜK Başkanımız iki spotumuzu hemen sağ olsun onayladı. Çok sayıda binlerce televizyonda gösterildi. En sonunda geçen hafta değerli hocam İstanbul Valiliği'nde yaptığımız toplantıda Vali Bey'in başkanlığında Ekrem Başkan'ın da katıldığı belediye ve valilik yetkililerinin bu toplu ulaşımda geldiğimiz son noktayı gördük. Toplu ulaşım rakamları değerli hocam süratle artıyor. Nisan ayının başında %90 azalmıştı. İstanbul'da toplu ulaşım yolculukları 9 milyon o civarda %10'lara düştü 900 bin. Fakat her hafta arttı. Geçen hafta itibariyle 2,5 milyona çıktı. Trafik değerleri birinci köprüde bir yönde 100 binken normal zamanda bayağı bir düşmüştü 60 bin, hafta sonları 20 bin. Tekrar artmaya başladı. Yaklaşık yani normal değerlere ulaşıyor. Biz bu arada tabii İstanbul Valiliği Fısıhah Meclisi'nin alacağı kararda da toplu ulaşımdaki yolculukları ne yapalım diye. Tabii bir yanda İstanbul'da ulaşımın mazan bir talebi var. Biz de değerli hocam toplu ulaşımdan biraz pay anketlerde görüyoruz şu anda. 140 bine ulaştı. Büyük bir anket yaptık. GSM operatörlerine teşekkür ediyoruz. 3-4 puan artsa İstanbul'un trafiği katlanamaz hale gelir. Çünkü %85 yollarda bir veya iki yolculu otomobiller ama bunların tüm yolculuktaki payı en fazla 1,5 milyon, yoldaki payı %85. Bunun için diyoruz ki önce talebi nasıl azaltırız? Mesaileri de kademelendirmeyi işte ilçe bazında oluşacak yolculuk talepleriyle Akbil verilerindeki gidiş varış bilgilerinden okullar açılıncaya kadar bunlara ait daha böyle mantıklı uygulanabilecek bir çalışma yapıyoruz. Ticari taksiler efendim niye boş geziyor? Bunları muhakkak yerli ve milli mobil uygulamalarla hareket ettirelim. Toplu ulaşımı daha hızlandıralım gibi bazen şeylerimiz var. Biz iki endişemiz var hocam sözü size bırakmadan önce. Bir, bu trafiğin artışı COVID açısından tehlikeli durum. Bulaşma ihtimali artıyor o araçlarda,
duraklarda, transfer merkezlerinde. Bir de yani en iyi şartlarda da sağlık yönden bir sıkıntı olmasa, hani maskesini bağlasa, mesafeyi bıraksa büyük bir sıkışıklık yaşayacak. Bundan dolayı da değerli hocam biz diyoruz ki toplu ulaşımda bunu ne olur sizden özellikle rica ediyorum. Bakanımız Fahrettin Bey'le de paylaştım. Şu anda şöyle bir çalışma da yapıyoruz bilim kurulu olarak. Mahalle bazında COVID vakalarıyla toplu ulaşımın biniş rakamları var. Bütün durak bazında bunları ilişkilendirip ilerideki bu COVID ile toplu ulaşım ilişkisini kurup bunu uluslararası hakemli bir dergide yayınlamak için bunu mahalle bazında verilere ihtiyacımız var. Fakat bunu bir türlü Sağlık Bilim Kurulu'nun karar vermesi lazım. Bunu da almamız lazım. Hele şu günümüzde artan trafikte çok önemli. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bugün de sizi duyurduğumuzda sağ olun davetimi kabul ettiğimizde başta üniversitem olmak üzere yakın çevremiz, radyo trafik dinleyenler heyecanlandılar. Daha araya girmeden söz sizde. Sizden çok Türkiye istifade ediyor. Bugün de radyo trafik olarak biz istifade edeceğiz. İyi ki varsınız değerli hocam. Buyurun söz sizde. Sağ olun, var olun. Evet, ben de davet için çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam'a ve Radyo Trafiğe. Şimdi bu toplu taşıma konusu tabii bizim için önemli bir alan. Çünkü toplu taşıma bulaş açısından yüksek riskli alanların başında geliyor. Maalesef tüm dünyada büyük kentlerde toplu taşıma üzerinden dönüyor ulaşım. Özellikle kent içi ulaşım. Çünkü insanlar bu kalabalık metropollerde işe yetişmek zorundalar, ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar ve bunu yaparken de toplu taşıma dışında çok önemli bir seçenek yok. Kendi araçlarıyla çıkabilirler ama herkesin kendi aracıyla çıkma imkanı da yok. Olsa da bu trafikte büyük bir kalabalıklaşmaya ve tabii ki sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla o da bir sorun. Burada toplu taşımanın yerine koyabileceğiniz farklı bir alternatif de olmadığı için bunu mutlaka riski yönetecek bir tedbirler bulmamız gerekiyor. Ama kolay değil. O açıdan bu konuyu ben hep konuşmalarımda dile getirdim ve özellikle bu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasını takiben talebin daha da artacağını ve bundan dolayı da toplu taşımaya yükün artıp bulaşma riskinin de artabileceğini öngörüyoruz. Bununla ilgili tabii önce bazı kısıtlamalar getirildi ama ardından o kısıtlamalar da kaldırıldı. Sanıyorum tabii burada talep çok, ihtiyaç var. Çok. İhtiyacı karşılayacak da bir hani kapasite yok. Bu kapasiteyi artırma şansınız da çok yok. Çünkü araç sayısı belli ve sefer sayısı belli, zaman baskısı var. Özellikle belli saatlerde bir yığılma oluyor. İşe gidiş ve işten çıkış saatlerinde daha büyük bir yığılma oluyor. Bu saatlerde de hani bu ihtiyacı karşılamak daha da zorlaşıyor. Şimdi buna bakıldığında bizim için bir kere önce şu soruyu sorayım. Toplu taşımada risk niye yüksek? Onu önce açıklayayım. Çünkü toplu taşıma bir, mesafenin korunmasının çok zor olduğu alanlar. Yani her ne kadar yolcu sayısını, kapasiteyi azaltsak, düşürsek bile bunu sağlamak zor. Kaldı ki kapasiteyi de düşüremiyorsunuz ihtiyaçtan, talepten dolayı. Dolayısıyla insanlar yan yana, dip dibe, hatta temaslı bir şekilde, birbiriyle temas edecek şekilde yolculuk yapıyorlar. Dolayısıyla mesafe kavramı kalmıyor. Yani bizim en büyük bu salgında koruyucu tedbirimiz sosyal mesafedir. Diğer insanlarla asgari, yani 2 metre, 1 metre, 1 metreden daha yakın asla olmamak gerekiyor. Bu mesafeyi toplu taşımada korumanız çok zor. Yani çok sakin bir zamanda seyahat ediyorsanız metroda veya otobüste belki olabilir hani, ama onun dışında yoğun saatlerde, dolmuşlarda, otobüslerde çok zor bunu korumak. İkincisi, toplu taşımada yüzeylerin enfekte olma olasılığı çok fazla. Yani herkes oralara tutunuyor ve oturuyor, dokunuyor, hapşırıyor, öksürüyor, konuşuyor ve bu sırada damlacıklar etrafa, yüzeye saçılıyor. Her ne kadar bunları sık sık dezenfekte etseniz, silseniz bile çok hızlı bir trafik olduğu için, yani binen, çıkan, sürekli hareket halinde insanlar o alanlara dokunduğu için enfekte olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla oralara siz de dokunduğunuz zaman orada eğer bir virüs varsa virüsü ellerinize alabilirsiniz ve elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze temas ettirdiğinizde kendi elinizle kendinizi enfekte etmiş olursunuz. Dolayısıyla
Dolaylı bulaşma açısından da toplu taşıma büyük risk taşıyor. Aynı zamanda toplu taşıma havalandırma sorunu var. Çünkü küçük bir taşıt içinde çok sayıda kişi kalabalık olarak bulunuyor. Ve bu da ortamın hava kalitesinin bozulmasına yol açıyor. Özellikle de otobüslerde, dolmuşlarda yazın klima çalıştırılırsa eğer soğutmak amacıyla, o zaman pencereler, kapılar da kapatılıyor sürekli ve enerji tasarrufu açısından ve içerideki hava kalitesi daha da kötüleşiyor. Bu da bulaşma açısından risk. Dolayısıyla toplu taşımada gerçekten bulaşma riskinin yüksek olduğunu hepimiz, herkes biliyor. Peki bu riskleri nasıl yönetebiliriz? Dediğim gibi alternatifimiz yok elimizde. Ben şunu öneririm tabii alternatif olarak. Yani eğer mümkünse toplu taşımayı kullanmamanız mümkünse kullanmayın. Yani şart değilse, zorunlu değilse, gerçek bir ihtiyaç değilse kullanmayın. Yürüyerek gidebileceğimiz bir mesafe ise yürümeyi tercih edin. Bisiklet kullanabiliyorsanız, düz bir alansa, bisikletiniz varsa onu tercih edin. Ya da kendi aracınızla trafik oluşturmayacak şekilde yoğun olmayan bir yol, güzergahınız varsa kendi aracınızı tercih edin. Bunlar tabii seçenekler ama bunlar alternatif olacak boyutta değil. Yani çok sınırlı sayıda bizi rahatlatacak seçenekler. Ama toplu taşımayı kullanmak zorunda olanlar içinse bizim hani işe gidenler ve işten çıkanlar hariç olmak üzere söylüyorum. Sair ihtiyaçlar için, yani başka gezmek için, alışveriş için veya başka ihtiyaçlar için çıkanlar mümkünse işe gidiş saatleri ve işten dönüş saatlerine denk getirmemelerinde yarar var. Yani o saatleri tercih etmesinler. Biraz öteye veya biraz beriye çekip ulaşım kesin için toplu taşımayı o şekilde kullansınlar. Kendilerini korumak açısından da, diğer yurttaşlarımızı rahatlatmak açısından da bu onlar için iyi olacaktır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama onun dışında ben bunu yaklaşık 15 gün kadar önce ilk Ulusal TV'de ben önermiştim. Kademeli bir mesai düzenlemesi yapılabilirse özellikle büyük şehirlerde, bu da trafiğin yükünün kısmen rahatlamasına sebep olabilir. Yani tümüyle sorunu çözmese bile bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Burada bir alışkanlıklar var ve koordinasyon açısından daha kolay. Bütün kamu kurumları ya da işte özel işletmeler de buna genelde uyuyor. Sabah belli bir saatte işe başlatıyorlar, belli bir saatte de çıkış saati oluyor ve o saatlerde toplu taşımada büyük bir yük oluşuyor. Oysa bu mesai kavramı başlangıcı kademelendirilebilir. Yani yaz mevsimi de bunun için uygun çünkü gün uzun. Dolayısıyla sabah 8'de herkesin işte olması gerekmeyebilir. 7.30'da açılan iş yerleri 8'de, 8.30'da, 9'da, 9.30'da iş yerleri açılabilir. Bu kademeli mesaiye başlama yükü zamana yayarak önemli ölçüde bir rahatlama sağlayabilir. Çıkış da bu şekilde buna paralel olarak düzenlenirse bence bir fayda sağlar diye umuyorum. Tabii bunun da getireceği bazı sorunlar vardır. Çünkü hani eş zamanlı koordinasyon, aileler arası resmi kurumlarda, özellikle bir kurumda işiniz var sonra öbür kuruma gidiyorsunuz. Bu kapandı, o açık vesaire gibi sorunlar yaşanabilir ama bunlar hani bir derece yönetilebilir gibi geliyor bana. Yine de bu kademeli mesai konusu gündeme alınırsa, ki siz bunu bence hemen dikkate aldınız ve bana da bu konuda geri dönüş yaptınız. İlginiz için, dikkatiniz için, bu konudaki duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Gerçekten hani bu konudaki özverilerinizi ben de ilgiyle izliyorum, takdir ediyorum. Sağ olun. İstanbul gibi bir kentimizde böyle hem bu konuda son derece deneyimli, bilgi sahibi hem de duyarlı bir hocamızın bu kurulun başında olması hepimiz için büyük bir şans diye düşünüyorum. Şimdi bu hocam o içerisinde sizin şeye bir katkıda bulunmak açısından, artık İstanbul'da hani 9 milyon yolculuk diyorum, toplu ulaşım Akbil verilerinden belli. En yani evde kaldığımız zaman %10'a düştü. 900 bin. Bakın hocam burası çok önemli. Yani daha bundan daha aşağı olabilir mi? 900 bin. Şimdi biz o zaman ta bu çalışmalarda bir baktık. O sizin devamlı söylüyorsunuz ya, pik yapıyor, pik yapıyor. Ne zaman inişe geçecek diyoruz ya vaka sayısı. Trafikte bu acayip önemli hocam. Böyle pik saatte pik yapıyor.
Yani o 2 saat içerisinde en fazla. Ondan sonra gün içinde azalıyor azalıyor, tekrar akşam pik yapıyor. Bu trafik evden işe, evden okula, akşam da tersi. Şimdi o günkü o %10'da bile bir baktık, bunu hareketlendiren o pikte yine belediyeyi zorluyor. Çünkü Hıfzı Sağ ilk başta %25 kapasite kullanımına izin vermişti. Dolayısıyla bütün araçları çalıştırdığı halde %25'le o pikten karşılayamıyor. Biz o zaman bir baktık, bunu oluşturan en büyük grup market grubu olduğunu gördük. O market saatlerinde biraz oynadı Sayın Valimiz. Orada bir %20'lik bir azalma oldu. Yani markette bakın o gün. Ondan sonra emniyet dedi ya biz de bu işin içinde, bizim de elemanlar var. Onlar kendi aralarında oynadılar. Yani kademelendirme çok mantıklı bir şey. Çok uzun zamandır bizim de bu işin uzmanları olarak uğraştığımız konu. Şimdi size öyle bir veri vereceğiz ki biz hangi ilçeye ne kadar trafik çekiyor, hangi iş yerleri nerede, Akbil'den nasıl, bunları yaptığımız zaman o günkü toplu ulaşımın o yollardaki kapasitesi ne kadar kullanılıyor. Buradan somut sonuç çıkacak. Yani daha ziyade gelen vatandaştan ziyade çalışanların oluşturduğu bir hizmet. O açıdan yani o kademelendirmeyi bir saat kaydırsa, iki saat kaydırsa pikin yeri de burada. O zaman belki %20'lik bir ulaşım şeyi düşüyor. Araç kapasitesi bunu rahatlıkla karşılıyor. Bir de değerli hocam ne olur size istirhamımız şu. Bilim kurulu olarak biz 65 yaşındakiler göz bebeğimiz. Siz diyorsunuz ki en fazla risk orada. Ölenlerin %90'ı 65 yaşın üstü. Şu anda sokağa çıkma yasağına izin versek de o kişilerin akbilleri var. Ücretsiz yani parası hiç önemli değil. O saatlerde yolculuk yapmayacağımız düzenlemelere de ihtiyaç var. Yani şu anda o 65 yaşa izin verdiğimiz an pik saat içerisinde hem bulunacaklar hem de bu toplu ulaşımın bu dezavantajından yararlanıp sağlıkları riske girecek. Bunun da payının çok yüksek olduğunu söylüyorum. İstanbul'da yapılan bu yolculuklarda da 65 yaşın üstünün normal zamandaki payı epeyce yüksek. Yani rahat bir %10-15 diyebilirim size. Bunlara da dikkat çekmek isterim. Bir de değerli hocam ya biz hala 1,5 milyon taksi dolaşıyor İstanbul'da. Ticari taksi dolaşıyor. Bizim mobil uygulamalarımız var. Niye biz bunları yani yerli ve milli niye durak riski oluşturuyoruz, kalabalık oluşturuyoruz, duraktan araç yoldan alıyoruz. Anketimizde de bu çıkacak. Biz bunu taksileri de dolaştırmayalım boşuna. İnsanlar şurada istediği uygulamayı kullanıp taksiyi çağırsınlar. Bisiklet için muazzam bilgi söylediniz. İstanbul'da %30 yolculuk 5 kilometrenin altında. Bisiklet sektörü dün açıkladı. 40 yılın en büyük satışı olmuş. Bunu bir toplu ulaşım alternatif ulaşım aracı haline getirmemiz için bir iki düzenleme var. Yani benim hocam esasında sizi bundan sonra çok çok az keseceğim, istifade edelim. Yani bilim kuruluna biz, siz çok değerli bir üyesisiniz. Bu bilgileri, bu 40 yıllık şeyi bir aktarmamız lazım ki kararlarınızda inanın size çok büyük bir bilgi sağlayacaktır değerli hocam. Araya girdim, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu bilgiler önemli. Mesela pek çok ülkede şehir içerisinde bisiklet kiralamanız, günlük kiralamanız mümkündür. Abone olursunuz, o şekilde de kullanabilirsiniz. Pek çok yerde bisiklet durakları vardır ve hemen bir bisikleti oradan alıp kendi kodunuzla kullanıp evet, başka yerde bırakırsınız. Mesela İstanbul için, Ankara için hani bunlar yapılabilir. Bu tür hizmetler artırılabilir, genişletilebilir ki insanların her birinin bisiklet alması, bisikletini koruması, park ettim, etmedim, tabii, çalındı, yok vesaire gibi endişeler duyması önlenmiş olur. Hani bunlar çok büyük bir cüzi para da, çok fazla bir para da tutmuyor. Günlük kiralamalar yapılabilir, aylık kiralamalar kesinlikle yapılabilir ve insanları toplu taşımadan bisiklete yönlendirebiliriz. Bu bisiklet kiralama işlemlerinin de bir miktar sponsora edilmesi kamu tarafından, belediyenin de burada katkısı olabilir. Hem belediyenin yükünü hem kamunun yükünü azaltmak açısından da katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi en son olarak da bir iki hususu belirtip tamamlayacağım ben. Daha da uzatmayacağım zaten. Benim söylemek istediğim bir konu var. Şimdi biz bu riskleri hani yönetme açısından alternatifleri konuştuk ama çok fazla seçenek yok. Yani dünyada dediğim gibi bütün metropollerde toplu taşıma üzerinden dönüyor ulaşım.
Bunun hani kolay bir alternatifi yok. Biz bu seçeneğin yükünü azaltmaya çalışıyoruz. İşte bir takım zamanı yayarak daha da hani talebi kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama 65 yaş için şunu söyleyeyim. Bu sokağa çıkmayla ilgili yani kısıtlamaların kaldırılacağını düşünüyorum ve bu süreçte 65 yaşın bence yine de dikkatli olmaları gerekecek. Özellikle işe giriş saatlerinde ve işten dönüş saatlerinde bunların toplu taşımada olmaları kendileri açısından çok büyük bir risktir. Göze alınacak bir risk değildir. Çünkü 65 yaş üzeri bu hastalığa hem yakalanma açısından büyük risk hem de yakalandığı zaman da ağır seyretmesi ve maalesef ölümle sonuçlanması açısından çok büyük bir risk. Dolayısıyla hani ufacık bir toplu taşıma aracında çok sayıda insan var, içerisi iyi havalandırılmıyor, yakın temas var, maskeyi kullanan kullanmayan var. Böyle bir ortamda 65 yaş üzerinden içeride olması gerçekten hiç istemediğimiz bir şeydir. Ben buna dikkat edeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar bu riskin farkındalar, uzun zamandır evde kaldılar. Hani böyle bir riski dikkat ederek, kontrol ederek kendilerini bundan kaçınacaklardır. Yani bu işe gidiş ve işten dönüş saatlerindeki yoğun trafiğe yakalanmayacaklardır diye düşünüyorum, umut ediyorum en azından. Şimdi bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Bir de ona cevap verip tamamlayayım. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız tabii ki kullanacaksınız. Artık başka çözüm yok çünkü alternatif yok. İşe gideceksiniz veya ihtiyacınızı karşılayacaksınız. O zaman ben kendimi nasıl koruyabilirim? Bir kere şunu söyleyeyim. Olabildiğince yani toplu taşıma içinde gerek durakta yani beklerken, gerek binerken, gerek inerken, gerek taşıt içinde sosyal mesafeyi olabildiğince korumaya çalışın. Yapabildiğiniz kadar. Yani bunun çok zor olduğunu, bazen hiç mümkün olmadığını biliyorum. Hani bunu söylerken yapabildiğiniz kadar diye onun için vurguluyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Olabildiğince diğer insanlara yakınlaşmamaya çalışın. Birinci tavsiyem bu. Özellikle binişlerde ve inişlerde tek sıra parkurların oluşturulması, insanların sabırlı olması, telaş ve acele etmemeleri, hani bu kalabalıklaşmaya izin verilmemesi, yan taraftan girişlerin engellenmesiyle ilgili tedbirler de trafik ve belediye tarafından bence alınmalı. Mutlaka tek sıra bir disiplin içerisinde bu binişler sağlanmalı. Yoksa aniden çok sayıda kişi hücum edince tabii ki bir kalabalıklaşma oluyor. O zaman mesafe falan kalmayabiliyor. İkincisi mesafe dışında maske çok önemli. Toplu taşımada maske hakikaten çok çok önemli. Çünkü mesafeyi koruyamıyorsunuz. Onun için yani toplu taşımaya binerken mutlaka maskeniz olsun. İçeride sürekli maskeniz olsun. İnince yine maskeyle inin ve maskeyi usulüne uygun olarak yani ağzı, burnu ve çeneyi kapatıp yüzünüze oturacak şekilde ve tıbbi maske kullanın. Artık her yerde tıbbi maskeler var ve fiyatları da çok ucuzladı. Piyasadan alabilirsiniz. Tıbbi maskeyi takın ve burnunuzun üzerindeki o teli de kapatarak daraltın riski ve o şekilde maskeyi asla çıkarmayın. Maskeyi bir şey yiyip içmeyin. Toplu taşıma içinde su içmeyin ya da başka türlü bir şey yeme içme. Çünkü maskeyi açacaksınız yemek için, içmek için. Asla bir şey yiyip içmeyin. Maskeniz sürekli kapalı olsun ve maskeyi asla burnunuzun altına indirmeyin. Ağzınızın altına indirmeyin. Maskeyi mutlaka takın ve çevrenizde maskesi takılı olmayan varsa ya da maskeyi burnunun altına indirmiş, ağzının çenesinin altına indirmiş olanlar varsa lütfen onları kibarca tabii nazikçe ikaz edin, uyarın. Maskesini usulüne uygun takması için ikaz edin. Sizi dinlemiyorsa aracın şoförünü veya varsa orada görevli bir kişiyi onlara bilgi verin. Böyle bir durum olduğunu söyleyin. Bu konuda belki sizin komisyonunuz valiliğe, emniyete, kolluk kuvvetlerine, trafiğe bu konuda tavsiyede bulunabilir. Yani toplu taşıma içinde maskeyi usulüne uygun takmayanlar için bir cezai müeyyide uygulanabilir. Çünkü bunun şakası yok. Yani burada artık kişilerin kendi tercihine bırakmamak lazım. Hani ben takmıyorum arkadaşım. Olursa olsun, ölürsem öleyim diyenler var maalesef. Atın ölümü arpadan olsun diyor. Bir şey olmaz bana diyor filan. Böyle düşünenler de olabiliyor. Dolayısıyla biz diğer insanları korumak için en azından hem onu korumak için hem diğer insanları korumak için burada bir zorunluluk yapmamızda fayda var.
bunun denetimini yapmamızda fayda var. Uyarılara uymayan, tavsiyelere uymayan, ısrarlı olanlar için de ceza işlem uygulanmasında fayda var diye düşünüyorum. Ben aslında böyle ceza meza yasak işlerini çok sevdiğim değilim ama bu süreçte bu maalesef mecbur gerekecek gibi duruyor. Üçüncüsü de bir önerim, temizlik çok önemli. Mümkün olduğu kadar elimizi hani toplu herkesin dokunduğu yüzeylere dokundurmamaya çalışalım ama bu toplu taşıma da pek mümkün olmuyor. Çünkü araç hareket halinde ayaktasınız, tutunmanız lazım, düşmemeniz lazım vesaire tutunacaksınız. O zaman da elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze temas ettirmeyin sakın araç içinde ve araçtan iner inmez de mutlaka elinizi ne yapın? Yıkayın. Suyla, sabunla en az 20 saniye, 30 saniye yıkayın ya da kolonyayla, el dezenfektanıyla dezenfekte edin. Araca binerken herkes elini dezenfekte ederse tabii o çok işe yarar. Çünkü elle bulaşmayı, yani elde virüs varsa sizin o yüzeyleri kirletmenizi engeller. Onun dışında tabii belediye, araç sahipleri aracı sık sık fırsat buldukça temizlemeli. Böyle buharla muharla dezenfektan içeriye vermeye her zaman gerek yok. Yani bunlar önermiyoruz biz. Ama her zaman yaptıkları gibi, alıştıkları gibi daha önce deterjanlarla yüzeyleri silmek, herkesin dokunduğu yüzeyleri silmek, sık sık silmekte fayda var. Bu çok işe yarar. Bir dördüncüsü de mutlaka aracın havalandırılması gerekiyor. Bu havalandırmadan kastım soğutma değil. Yani dış havayla, dış atmosfer havasıyla içerideki havanın değişiminin sağlanması gerekiyor. Mutlaka bunu sağlayacak bir havalandırma sistemi olmalı. Zaten dolmuş gibi, otobüs gibi eğer araçlar kullanılıyorsa toplu taşımada, o zaman bunların pencereleri açılmalı ve sürekli havalandırma yapılmalı. Bekleme sırasında mutlaka kapılar açık olmalı ve iç hava sirkülasyonu sağlanmalı. Ama onun dışında metroda vesairede de aracın havalandırılmasında yine temiz hava, fresh hava girişi sağlanmalı mutlaka, yeterli ölçüde havalandırma önemli. Bütün bunlara dikkat edersek, yani mesafeyi olabildiğince yapabildiğimiz kadar korumak, maskeyi usulüne uygun takmak ve herkesin maskeli olmasını sağlamak, elimizde el temizliğine dikkat etmek, yüzey temizliğine dikkat etmek ve iç havalandırmayı iyi yapmak, bunlar da bizim hani kendimizi korumamız açısından bu toplu taşımada önemli olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim, toplu taşımayı minimum kullanalım. Yani çıkmışken şuraya da gezeyim, buraya da göreyim, şurayı da bir turlayayım dememekte fayda var bu dönemde. Yani hedefinizi bilin, nereye gideceğinizi bilin, evden çıkmadan planınızı yapın. En kısa mesafeden hangi zaman en uygun, yoğunluğun az olduğu zamanda gidin, ihtiyacınızı görün, tekrar aynı şekilde evinize gelin. En güvenli bir şekilde minimum sürede toplu taşımayı kullanın. Bu tavsiyelere uymamız lazım hepimizin. Şu anda sizin verdiğiniz rakamlar çok önemli ki 9 milyonluk bir talep tekrar eski haline gelirse. Toplu ulaşım sadece, evet. Tabii toplu ulaşım için diyorum. Bu tabii hiçbir şekilde bu riski yönetmek kolay olmayacaktır. Çok zor olacaktır. Umarım bu talep azalır. Şu anda 2 milyon civarında bir talepten söz ediyorsunuz. Şu anda bu geçen bile, hafta 2,5 milyondu hocam. Geçen hafta. Şu anda yani bugün alsak 3,5 olmuştur yoğunluk kesin. Evet. Yani bu konuda hocam, hepimizin duyarlı olması lazım. Bu bir kolektif bilinçle olacak bir şey. Yani sadece birilerinin ya da benim, sizin duyarlı olmanız yetmiyor olma. Mustafa hocam. Yani bu konuda herkesin, hepimizin aynı şekilde duyarlı olması, bir yurttaşlık bilinciyle ya da kul hakkı kavramıyla hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bir yanlışlığa neden olursak, bakınız bugün başkasına sebep olur. Evet, yani bugün okudum, bir kadıncağız pozitif çıkıyor ve ziyaret ettiği insanlar arasından bir torununa bir şey vermiş, yaş günü daveti vermiş ve 32 kişi karantinaya alınmış. Şimdi 32 kişi o davete, yaş günü kutlamasına katıldı. 32 kulak. Kişi 14 gün evden çıkamayacak şimdi. İşine gidemeyecek mesela. Bu 32 kişinin kul hakkını üstlenmiş oluyor. Müthiş bilmeden bir şey tabii. Kötü niyeti yok tabii ki. Ama dikkatsizliği var. Bir vebal bu yani. Tedbirsiz, evet. Bunu üstlenmemek lazım. Dikkatli olursak, tedbirli olursak, değerli hocam, inşallah bu süreci ulusça hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli hocam birkaç konu var da bunu bir iletmeme izin verir misiniz? Bir iki dakikada toparlayayım. Dün hocam, çünkü bilim kurulunun yani hem çok değerli bir bilim insanısınız hem bilim kurulunda çok büyük katkılarınız olduğunu biliyoruz. Hocam şimdi dün biz üniversitemizde, Ticaret Üniversitesi'nde bir panel yaptık. Çok canlı yayından ve bütün Türkiye'deki toplu ulaşım sektörü, özel halk otobüsleri katıldı. Burada şu havalandırmaydı konu. Havalandırma sisteminde nasıl bir şey olabilir diye. Bu ultraviyole ışınlarıyla ilgili Harvard Üniversitesi'nde çalışmalar olmuş. Türkiye'ye transfer olmuş. Şu anda da Maltepe Üniversitesi'nde bir hocamız. Yine bir halk sağlığı bir tıp hocamız. Ve bu konuyla ilgili belli bir yere getirdiklerini söylediler. Bunu da ayrıca bu bizim panel devam ederken sağ olsun Kocaeli Belediyesi'nin ulaşım başkanı aradı ki biz bu sistemi şu anda tramvayımızda deniyoruz diye. Dünyada bazı şehirlerde var. Çünkü İstanbul'da şu anda Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu yoğun trafikte havalandırma önemli. Bu çalışmayı biz Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz de Fatma Şahin Hanımefendi'nin başkanı biliyorsunuz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin. Onun desteğiyle katıldı. Biz bir dahaki haftaya bunu bir teknik rapor olarak, üniversite olarak getireceğiz. Bu kurulunuzun bilgisine bunu sunmak çok çok önemli hocam, havalandırma yönden. Diğer taraftan TOBB'un Karayolu Yolcu Taşımacılığı Başkanı Mustafa Yıldırım dün söyledi, bugün tekrar söylüyor. Diyor ne olur hocama bir söyle, ya taksilerde 3 yolcu alıyoruz, neden? Aynı aileden olur diye. Otobüslerde de diyor aynı aileden olan kişilerin yan yana oturma düzeni diyor. Çünkü gelirlerimiz diyor çok düştü, giderlerimiz aynı diyor. Bu yolcu talebini karşılamada da sıkıntımız olacak bu düzenlemelerle. Bunu mutlaka size iletmemi istedi. Bunu tekrar bilgilerinize sunuyorum. Hocam bir de sizin işinizi kolaylaştırmak açısından bizim o yaptığımız 100 bini aşan ankette geçen hafta valilik diye gitmeden 40 bini değerlendirdim. Ezici çoğunlukla değerli hocam diyor ki toplu ulaşımı şöyle seçerim. Sosyal mesafe imkanları var mı? Yani bunu titizlikle uyguluyor mu işletmeci? Bu hijyene uyguluyor mu, bana böyle bir dezenfektan falan uygulaması var mı? Ve bir de diyor ki hocam maskeye ben çok dikkat ederim. Yani bu 40 bin kişiden 25 bini bu soruya buna göre toplu ulaşımı tercih ederim demiş. Ya vatandaş da bu yönde ezici bir çoğunluğu, orada bir kişi sorumsuz bir insanın biraz önce de buyurduğunuz gibi bir kul hakkı var. Bunun maddi manevi acayip boyutu var. Yani vatandaş da sizin bu aldığınız kararların yani %100 sağlayamayız ama büyük bir çoğunluğu arkanızda. Bu hocam, değerli hocam, bu bilgileri de sunduktan sonra ileride toplu ulaşımın, tekrar yapmış olacağım ama, artmasıyla bu COVID ilişkisi için mahalle bazında muhakkak verilere ihtiyacımız var ki ilişkilendirelim. Hem siz önünüzü açmak açısından hem uluslararası bu yönde Türkiye'de ilk defa bir hakemli dergide makale olması açısından. Özeti hocam, burada belki yine ya hocam bunu niye Tevfik hocama söylemedin diye. Çok büyük bilgilendik. Çok sağ olun. Televizyonlarda sizi zevkle izliyoruz. Bizim bu çalışmaları hocam bütün bilim kurulu üyelerinin duyması, buna ait bize belki soruları, değerli görüş önerileri olabilir. Bu konuda da bilgi alışverişine açık olduğumuzu, bundan hem bilim kurulu hem İstanbul valimiz ve diğer yöneticilerimizin de büyük memnuniyet duyacağını belirtiyorum. Şereflendirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hocam size. Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü programımızın konuydu. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile birlikte Trafikte Küçük Hata Yoktur programında beraberdik. Noktayı koyuyoruz. 13.45 oldu saatler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hocam. Kerim Bey. Hocam dedi ya valilik şu kararları alabilir. Hocam geçen hafta Hıfzı Sağ meclis kararı almadan İstanbul valisi bizden öneriler istedi. Ve bu yolcu değerlerini açıklarken şunu dedi. Maske olacak, dezenfektan olacak. Bu sosyal mesafe, sizin söyledikleriniz karara geçti. Ve İstanbul valiliği bunu paylaştı. Şimdi sizin öneriniz de ben sayın valimize buna bir cezai müeyyidesi bile belki olabilir de ayrıca arz etmiş olacağım. Çok sağ olun, var olun bu öneriniz için de. Peki, ses gitti mi ya? Hocam duydunuz değil mi hocam?
Vali Bey'e duydum, haksızlık abi. Yapmış olmuyor mu? Duydum. Teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş artık noktayı da koyacağız. Sayın hocamıza da teşekkür edelim. Sayın Özlü'ye, Sayın Ilıcalı'ya. Önümüzdeki hafta saat 13.10'da tekrar Trafikte Küçük Hata Yoktur programında birlikte olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın. Kerim Bey, sağlıkta da trafikte de küçük hata yoktur. Evet, sağlıkta da küçük hata yoktur. Doğru hocam, hoşçakalınız.